Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Antalya Kunduz'da bir otele geldik. Aniden çıkan bir tatil planı oldu. Forever Living ailesinden bir mesaj aldım. Hem toplantı eşliğinde, tatil eşliğinde bir organizasyonumuz var. Gelir misiniz? Ben de gelirim dedim. Geldik, dışarıya böyle bir dekor yapmışlar. Su değirmen tarzında. İçine taşlar atmışlar, paralar atmışlar. Bu şekilde. Bu 1 ruble Rus parası. Daha sonra bu 10 opik sanırım, eller iyi diye okunduğu için Rusya'da. Daha sonra burada birisi bu şekilde bir şey yazmış. Arkasına da Facebook adresini yazmış sanırım. Logoyu çok iyi çizmiş, nasıl çizmiş onu da çözemedim. Güzel çizmiş yani, bu şekilde arkasına yaprak falan koymuşlar. Otopark bu tarafta. Çıkış o tarafta, giriş bu tarafta. Buraya gittiğiniz zaman demir açılıyor, arabaların girişi sağlanıyor, orada bekçiler falan. Evet, giriş bu şekilde, otelin girişi de bu şekilde. Yani normal büyük bir giriş. Evet, bu benim kuzenim, daha önce görmediniz, dayımın oğlu. Tanıtlan kendini. Benim ismim Mehmet Ali Elibol, lise bir terk. Ne iş yapıyorsun şimdi? Aileme yardım ediyorum. Neden okumadın? Okulu sevmiyordum. Yani net bir cevap, sevmiyordum, güzel. Oteli nasıl buldun? Normal yani, normal standart. Standart. Karşıdakiler biraz ışıklı ama yani o otelde kalanlar o ışıkları göremiyor. Onun için biz görebiliyoruz. Bu da bir artı yani. Şimdi o ışığın altında kalan birisi o ışığı göremez yani. Çünkü tam tepesinde. Bizim otelimiz de şu şekilde. Gayet düz bir otel. Ama gelmeye değer. Evet, odamız bu şekilde. İrerken kartımızı buraya koyuyoruz. Çıkarken unutmamak için. Bunun başka bir mantığı yok herhalde. Daha sonra burada para kasası var. Türkleri biliyorsunuz, odaya girmeden incelemeyi sever. Yani kurcalamayı sever ortalığı. Daha sonra burada dolap var. Dolabın içinde kola, fanta, su var. Fakir bir dolap. Daha sonra burada Nescafe'ler var. Kettle, bardak. Bunlar toz gitmesin diye üstüne koyulmuş. Çekmecelerde ne var? Boş. Zaten aşınmış şu köşeleri falan. Daha sonra burada düz bir masa. İki ayak var. Buraya ayak koymamışlar. Üstüne bindirme yapmışlar. Burada iki ayağı var. Evet, burada sanırım not almak için. Biz iş adamları otelde not alıyor ya. Defter var. Kalem yok. Kalem şurada var herhalde. Kalem kurşun kalem. Ben kurşun kalemle bir şeyler yazmayı asla sevmiyorum. Evet, burada logo bekliyordum. Varmış zaten. Telefonumuz var, hiç kullanmadık. Eskiden kullanmıyoruz zaten. Şimdi cep telefonu adam. Odada sorun çıksa bile cep telefonuyla oteli arıyor o şekilde.
Balkonumuzun gece görüntüsü bu şekilde. Işıklandırma sistemi yatağın iki tarafında küçük ışıklar var. Daha sonra masa ışığı var iki tane. Üste sanırım bir sensör var. Ne sensör oldu belli değil. Burada iki adet ışık var. Bir masa lambası orada var. Softbox'a benziyor. YouTuberlar bilir. Daha sonra yani bu şekilde bir desen yapılmış koltuğun yatağın arkasına. Yatak çift kişilik. Ama ayrı yani birleşik değil. Yani bu şekilde burada klima ayarları var. Bunlara da hiç dokunmadım. Klima nerede burada? Şu herhalde ya da şu. Bilmiyorum, havalandırma da olabilir. Kurcalamıyor. Televizyonumuz var. Bu şekilde. Ya ekstra bir şey yok aslında. Düz bir otel odası yani. 3 yıldızlı otelde de bu şekilde. 5 yıldızlı otelde de. Sadece alan olarak biraz genişlik olabilir. Evet, burası bu kadar. Evet, Kasım ayına girmemize rağmen bayağı bir yakıcı güneş var Antalya'da. Kondu biraz daha sıcak herhalde merkezde. Manzaramız bu şekilde. Biraz manzarasız bir yer gelmiş. Yeni yapılmış bina var sanırım karşıda. Boş bir havuz, daha doldurulmamış. Yani hiç doldurulmamış da. Bina yeni olduğu için sıfır bir bina var herhalde. Kunduya da böyle niye sade bir bina yapmışlar onu da bilmiyorum da. Denize biraz mesafeli. Zaten ben denize giremeyeceğim için pek önemi yok. Evet, bunlar da otelimizin golf arabaları. Evet, burada gaz, fren. Burada da akülerimiz bulunuyor. Bayağı bir çok aküsü var. Evet, bu da büyük gezinti arabamız. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Kaç kişilik bu? Bu da 6 kişilik. Evet, oyun bölümümüz bu şekilde. Helikopterler, motorlar, arabalar. Evet, burası da eğlence odası. Burada tavla, okey, bazı şeyler. Hediyelik bölümü. İlginç hediyeler var. Marketimiz var. Butiğimiz var. Akvaryumumuz var, içinde balık yok. Meeting room, toplantıların olduğu salonlar, spa, masaj, kuaförümüz var. Oturma salonlarımız. Evet, otelimizin spa kısmı bu şekilde. Burada masaj falan da yapılıyor herhalde, değil mi? Evet, burada masaj yapıyoruz. Cilt bakım yapıyoruz. Evet. Manikür pedikür yapıyoruz. Bütün hizmetler burada veriyoruz. Evet. Evet, burası bu kadar. Burası kapalı avlumuz bu şekilde. Yaksın. Bu şekilde. Evet, otelimizin bu kısmı tadilatta. Bakır toplamak isteyen arkadaşlar gelebilir. Aslında biz de toplasak olur. Bakır var değil mi bunların içinde? Evet, otelimizde Mersin'de yetişiyormuş. Burada yakaladık. Değişik çiçekler var. Kuş sesi var. Bunlar da kuşlar var yani. Yaban Mersin'i ayı üzümü yazıyor. Ilıman iklimleri seven üzümsü bir meyve türüdür. Ayı üzümü de varmış. Bu ayı üzümü mü lan? Bu Mersin, bunu biliyor da bu da ayı üzümü herhalde. Evet, otelimizin dışı bu şekilde. Dayım da kırmadı, geldi sağ olsun. Dayım bir şeyler söylemedi.
Buralar bize göre değil, sofilere göre değil. Fakat sevgili yeğenimin hattını kıramadım. Yanımda yardımcı olarak otele geldim. Daha önce otelde çalışmıştım 1999 yılında. Otel, Kiriş'te değil mi? Kemal Kiriş'te. Otelin durumunu biliyorum yani. Burada insan Magic Life'da çalışmıştım. Burada insanın yapabileceği yemek, içmek, yatmak yani herhangi bir ekstra faaliyet yok yani. Bunlar sofilere göre değil. Tavsiye etmiyorum. Çünkü Müslümanın tatili olmaz. Müslüman ölene kadar çalışır. Öldükten sonra tatil yapar. Zaten ilaç bulması için gelmiştik. İlaç için. Bu çalışanlar da ne zorluklarla çalışıyor sen daha iyi biliyorsun. Evet yani bu da 8 saat koşturmaca oluyor. Yani ama iş durmadan. İnsanları iş durmadan memnun etmek için belli bir cüzi fiyata çalışıyor kardeşlerimiz. Yardımcı oluyor. Biz de işte ancak yeme içme yatma dıkınma biliyoruz yani. Evet. Farklı bir iş olmuyor burada. Ekstra bir böyle hayalleri zorlayacak herhangi bir şey. En fazla yani. Havuz, deniz oluyor. Yani otelde zaten ne yapabilirsin? Yiyeceksin, içeceksin, yatacaksın, evet. Oturacaksın. Hani pek bir fark olmuyor yani ev hayatıyla. Yani burada ben tahmin ediyorum bir hafta kalsam sıkılırım yani. Pek de bir artısı olmuyor ama zenginler geliyor zaten. Yurt dışından geliyorlar işte konaklama amaçlı. Onda para varsa biraz daha 5 yıldızlı otelde konaklayayım, biraz daha rahat edeyim fikriyle geliyor. O şekilde yani otelimizin dışı bu şekilde. Evet Mehmet Ali sen memnun kaldın mı otelden? Ben her şeyle memnun kaldım. En çok neyi hoşuna gitti? Eğlence kısmı. Hani eğlence kısmı derken disko mu? Evet. Bu havuzda yüzdün mü? Buradakinde de yüzdüm. İçeride bir tane daha var. Orası sıcak havuz, burası soğuk havuz. Evet memnun kaldın yani genel olarak. Gelmenizi tavsiye ederim. Eklemek istediğin bir şeyler var mı? Yok. Arkadaşlarını davet ediyor musun buraya yani önerir misin? Gelebilirlerse gelsinler. Güzel yer. Tamam. Kunduda güzel bir... Standart bir otel. Evet otelden ben memnun kaldım. Özellikle engelli arkadaşlarımız için. Engelli arabamla hiçbir engele takılmadım. Aşağı katlar olsun, yukarı katlar olsun. Hatta ben bu havuza bile şu anda girebilirim ama girmedim. Alçak bir havuz. Bu şekilde otelin dış kısmı. Yani engelli arkadaşlarımız gelmek isterse zaten otelin özelliklerinde de okumuştum ben. Engeller için erişebilirlik aktif. Bu şekilde